Merhaba, bugün size 4 haber derledik. İlki blok zincir kullanımı ile ilgili. Bloomberg Intelligence analisti Jamie Coates, blok zincir adaptasyonu ile ilgili ileriye dönük kendi tahminlerini açıkladı. Analist yıllar içinde pek çok şey yaşandığını, ancak blok zincir adaptasyonunun hiç azalmadığını söyledi. Coates'a göre blok zincir adaptasyonunda mevcut hız korunacak olursa, 2028'e kadar günlük 100 milyon kişi bu teknolojiyi kullanıyor olacak. Yine analiste göre günlük kullanıcı sayısının 100 milyona çıkması aynı zamanda blok zincir ekosisteminin de 5-14 trilyon dolar arasında bir değerlemeye ulaşması anlamına geliyor. Ancak kendisi şöyle bir uyarıda da bulundu. Bunu da aktarmak istiyorum. Bu teknolojiyi bu teknolojiyi ayak uydurmakta geç kalmanın çok maliyetli olabileceğini söyledi. Bunun yanında kısa bir bilgi de vermek istiyorum. 2023'ün 3. çeyreğinde günlük aktif adresler sayısı 5 milyonu geçmişti ve 2019 yılından bu yana ortalama çeyreklik bazda büyüme ise %29. İkinci haberimiz NFT'lerle ilgili. Depredar'dan elde edilen veriye göre Ekim ayında NFT satışları %32 artış gösterdi. NFT işlem hacmi ise bir önceki aya kıyasla 99 milyon dolar arttı. Depradar NFT işlem hacminin Eylül ayındaki 306 milyon dolardan %32 artışla geçen ay 405 milyon dolara yükseldiğini belirtmiş oldu. Yine bahsi geçen rapora göre NFT işlemlerindeki yıl boyu süren düşüş eğilimi kırılmış oldu. İşlem hacmindeki artışa rağmen Ekim ayında satılan toplam NFT sayısı da %5 azaldı. Üçüncü haberimiz ETF'lerle ilgili. Bizim haberlerimize sık sık yer verdiğimiz Hong Kong'da bu konuda bir haber akışı geldi. Bunu aktarmak istedik. Meykul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu bireysel yatırımcıların spot kripto ETF'leri satın almalarına izin verme yolunda ilerliyor. Komisyon suyası Julia Ling, verimliliği ve müşteri deneyimini artıran yenilikçi teknolojileri kullanan teklifleri memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Tabii yeni riskler ele alındığı sürece bunu denemekten mutluluk duyarız dedi kendisi. E, Hong Kong düzenleyicileri kripto konusunda ilerlemeci bir yaklaşım benimsemeye devam ediyor. Ancak dijital varlıklara bireysel yatırımcılığın erişimine dair görüşleri yıl boyunca değişiklik gösterdi. Biz de bu taraftaki gelişmeleri takip edeceğiz. Son haberimiz İngiltere'den. İngiltere Merkez Bankası stabil kripto paralarla ilgili bir açıklama yaptı. Banka finansal sisteme herhangi bir risk oluşturabilecek stabil kripto paraları regüle etme planı olduğunu söyledi ve bu konu hakkında fikirleri açık olduğunu duyurdu. Bu regülasyon planı aslında daha çok değeri pound'a çıfalı olan stabil kripto paralara yoğunlaşacak. Bunun sebebi ise şu bahsi geçen stabil kripto paraların ödemeler için kullanılmasının daha olası olması. Endüstri paylaşlarından gelen dönüklerin ardından banka süreci ilerleteceğini söyledi. Bugünlük bu kadardı. Çok teşekkürler. Abi.